Eğer birini gerçekten özlüyorsanız, bunu doğru ifade edebilecek cümleleri saatlerce arasanız bile yazacak hiçbir şey bulamazsınız. Çok, pek çok, en çok diye devam eden cümleler birer ölçü ifade ederler ve bunların daha çoğu da hep mümkündür. Ama gerçekten özlüyorsanız, söyleyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Öfke, kızgınlık, kavgalar birer birer kaybolurlar ve geriye sadece o kalır. Bu sevgiden beslenen ama zamanla onun bile ötesine geçen bir duygudur. Tarifi mümkün olmayan, ancak etkilerine bakarak gücünü hissedebileceğiniz bir his. Yumruk gibi takılıp kalır boğazınıza. Her yerde sizinle beraberdir. Bundan kurtulmak için çabalar durursunuz. Ama nafile. Zaman zaman unutturur kendisini. Geçer gibi olur. Sevimli bir çocuk bakışı. Arkadaşlarla içilen birkaç bardak rakı. Günlük hayatın sıradan koşuşturmaları bazen o hissin üstünü örter gibi olur. Unutamazsınız ama alıştığınızı zannedersiniz. Ve yalancı bir rahatlamaya doğru kayar bünyeniz. Ama sonunda, özellikle yalnız olduğunuz bir an, gerçek çırılçıplak dikiliverir karşınıza. Özlüyorsunuzdur işte. Bütün o yalancı rahatlamalarınız illüzyondan başka bir şey değildir. Küçücük bir şeyle kol kola çıkar karşınıza ve ruhunuzu yeniden kanatı verir o his. Bazen bir eşya, bazen bir şarkı ya da telefonunuzun titreşi vermesi. Zaman mekan tanımaz. Ve böyle zamanlarda insanın en zavallı halini yaşarsınız. Çaresizsinizdir. Uzaklaşmak istersiniz, neredeyseniz. Gülümsemeye çalışırsınız. Ama yüzünüzdeki tebessüm, yeni boyanmış beyaz bir duvarda öldürülen sivrisineğin kalıntısı gibi iğreti durur. Vicdan azabı gibi dolaşırsınız insanların arasında. Kurtulmaya çalıştıkça komik durumlara düşersiniz. Karma karışık beyniniz ve paramparça ruhunuzla oradan oraya sürüklersiniz kendinizi bir süre. Zamanla bu hareketliliğin yerini acınası bir kabullenme alır. Artık eminsinizdir. Özlemek sizin kaderinizdir. Ve bununla mücadele etmekten vazgeçersiniz. Unutmaya çalışmışsınızdır ama olmamıştır. Sakinleşirsiniz artık. Bu belki de en acı evredir. Beklemeye başlarsınız. Kimselere bir şey anlatamazsınız. Hayat etrafınızda akıp gitmeye devam eder. Ve kimselerin sizin acılarınızı uzun uzun dinlemekle geçirecek kadar uzun zamanı yoktur. Kelimenin tam anlamıyla yapayalnızsınızdır artık. Beklersiniz. Bu bekleyişin sonu var mıdır, yok mudur? Bunu hiç kimse bilemez. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmediğinizden, bu umut size gereken sabrı da verir. Belki de çaresizlikten kaynaklanan bir sabırdır bu, bilemeyiz. Ama siz artık sesinizi çıkarmadan bir köşede sadece güzel şeyler düşünerek özlemeye devam edersiniz. Ve özlemenin bu hali hiçbir dilde, hiçbir kelimeyle anlatılamaz. Eğer birini gerçekten özlüyorsanız, bunu doğru ifade edebilecek cümleleri saatlerce arasanız bile
yazacak hiçbir şey bulamazsınız.